Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Gene süper bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? O kadar iyi mi bilmiyorum ama araştırmalarım sonucu bulduğum bir site. Bu site bize A'dan B noktasına bir sürü şekilde gitmemizin yolunu gösteriyor. Bu şehir içi olabilir, yurt dışı olabilir ama daha çok yurt dışı için tavsiye ediyorum. Çünkü şehir içindeki tavsiyeler pek iyi değil gibi ama yurt dışındakiler kesinlikle büyük ihtimalle iyidir diye düşünüyorum. Yani direkt yurt dışına çıkış olarak, şehir içi olmayarak. Şimdi isterseniz hemen vakit kaybetmeden geçelim sitemize. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Hadi. Rome to Rio sitemizin ismi. Mesela bize şu an İstanbul'dan Pisa Kulesi'ne nasıl gidebiliriz diye mesela bir arama yapacağız. Her site açtığınızda böyle başka İstanbul'dan sizi başka biri, konumunuz olduğunuz yerden başka biri yönlendiriyor. Bakmak için yani nasıl gösteriyor diye. Oo abi ne yaptın ya? Eğik Pisa Kulesi diye çevirisi çok iyi. Şimdi mesela burada direkt Pisa'ya direkt uçun diyor. 170 ile 265 ABD doları. Gece treni, otobüs treni, bak Marmara'ya binin diyor, Yenikapı'dan Halkalı'da inin. Bu bir ABD doları biraz saçmamış ama uygulama büyük ihtimal 0,1 şey göstermediği için bir ABD doları demiş. Yani bir ABD dolarından daha düşük bir şey gösteremediği için, çünkü bir ABD doları falan değil yani. Çünkü 18-19 lira, bizde bilet o kadar değil yani. O yüzden öyle olacağını zannetmiyorum. Bir de şunu fark ettim, İstanbul'dan bir yere yurt dışına çıkmak için her zaman size bir Sofya'ya yönlendiriyor. Fix Sofya'ya gidiyorsunuz. Bologna. Hani böyle çok topik bir şey var mı, ona bakmaya çalışıyorum da. Bazen oluyor çünkü. Mesela nereye gidelim? Amerika diyelim, New York. Yani buraya gidilmiş de ya ara. Direkt sadece uçuşları gösteriyor. Hani ben şeyi merak ettim. Boston'a uç. İstanbul'dan Boston'a uç. Trene bin sonra diyor. 330. Burada dolar bazında da fiyatını görebiliyorsunuz tahmini. Burada tahminler var, yollar var. Ben bir de şey istiyorum. Böyle size daha böyle şehir içinden de göstermiş olayım. Onu göstermek istiyorum. İstanbul tamam olur. Bağcılar Türkiye. Onu da göstermiş olayım size. Ama onu istemedim ya. Olur olur, sorun değil. İşte metro ile 12 dakika, araç paylaşımı uygulamalarından herhalde bahsediyor. Bunu tam anlayamadım, araç paylaşımı derken demek istediğini. Araç paylaşımı uygulamalarıyla gidebileceğin yerleri gösteriyor, tam bilmiyorum. Taksi, araba normal, yürüyerek, yani her şeyi yapıyor ve ayrıca sadece bu da yok. Burada bir sürü ulaşım çeşitlerini seçebiliyorsunuz. Yani oteller, arabalar, hani başka şeyleri de kiralayabiliyorsunuz. Dünya üzerinde bayağı bilindik bir siteymiş, benim hiç haberim yoktu. Türkiye'de ne kadar kullanılıyor bilmiyorum ama biz daha çok mesela şehir içinde kullanacağımız zaman direkt Google'a yazarız, tak diye çıkar oradan gideriz. Ama dediğim gibi ben şehir içi olursa ben kullanmam açıkçası. Ama yurt dışı olsa neden kullanmayayım? En azından yolları görmüş olurum. Veya yurt dışında bir yere gittiğim zaman kullanabilirim. Hani o mesela İngiltere'nin içinde bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorum, o zaman kullanabilirim belki. Ama hiç bilmiyorum kullanır mıyım. Sadece ünlü olduğu söyleniyor. Ünlü seyahat sitelerinden bir tanesi yani, bu seyahatle alakalı siteler olur ya, onlardan bir tanesi olduğu için sizinle paylaşmak istedim, işinize yarayabilir. Ya burada Türk lirasını nasıl görebiliriz bilemediğim için. Bütün paralar yok galiba. Evet, bütün paralar yok. Bir TL olsaydı sarardı ya. TR sarardı. Bir de şöyle yapalım. İstanbul, Türkiye. Mesela neresi olsun? Paris. Aramak. Çeviri yapınca arkadaşlar böyle oluyor. Normalde size İngilizce arkadaşlar, ben şu an çeviri olarak kullanıyorum. Bak, Münih üzerinden otobüse biniyorsun baba, 65 dolardan başlıyor. Mis gibi. 38 saat 52 dakikada varıyorsun. Hemen tıklayalım üstüne. M1'e biniyorsun, 1 ABD doları. Kesinlikle yanlış. Bu arada bu 1 ABD doları etmez, 18-19 lira ediyor. Asla etmiyor. Ondan sonra baba otogardan İstanbul'a biliyorsun Münih'e gidiyorsun. Münih'ten de baba diğer otobüse atlıyorsun. Burada yazıyor otobüsler. Tamam, burada Paris'tesin. Tabii burada hiçbir sorunun olmaması lazım Schengen'le ilgili falan, ki bu tamamen bitsin. Diğer kısımları çok tıklamak istemiyorum otellerden. Çünkü onlarda çok daha üst düzey şeyler var. Siteler var sırf onlar için yapılmış. O yüzden ben sadece bunu göstermek istedim. Mesela bir sürü seçenek var. Bakın burada mesela trenli var bir tane, tıklayalım. Aksaray'dan otogara gidiyor. Yine İstanbul. Sonra Salzburg'a gidiyoruz. Oradan Salzburg tren varmış orada. 62, 32, 60, 90 numaralı. Onlara biniyorum. Sonra Stuttgart, Hauptbahnhof, bak bu ne demekse. Orada iniyorum ve Paris S'de biniyorum. Bir daha şey yapıyorum. Ama tabii bunun yolculuğu tam 32 dakika.
Ya bir tane olsun vardı 60 saatte, onu göstermek istiyorum size de. Yani öyle bir yol göstermiş ki 60 saatte gidilebilen bir yol. O nasıl bulabilirim onu? Neresiydi onu hatırlamaya çalışıyorum da. Hatırlayamadım. İngiltere'de bir yerde böyle özel bir yer böyle, yani herkesin bildiği bir yer. 62 saatte nasıl gidilebilir onu gösteriyor. Yani 62 saatte gidilen bir yol, 62 ya da yani 60-70 arasında saat tutan bir yol gösterdi. Bayağı iyiydi yani. Düşünsenize yani nereden baksanız 3 gün falan yollardasınız yani, 3'ten belki daha fazladır. Olay o şekilde. Burada işte hani kilometreyi falan herhalde yazabiliyorsunuz. Sınırlandırmalar falan getirebiliyorsunuz galiba ama oraları tam anlamadım. Olayı bu sitenin şey yani, işte siz bir yerden bir yere giderken birçok seçenekle birçok seçeneği görebiliyorsunuz. Hem maddi olarak hem zaman olarak hem kullanacağınız araç olarak trenidir, aracıdır, taksisidir, otobüsüdür, uçağıdır, hepsini görebiliyorsunuz. Bu şekildeydi. Umarım yardımcı olur size. Kendinize çok iyi bakın. Evet, şimdi de kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.